Kışlık hazırlıkları yapmaya hepimiz başladık. Birlikte tarhana yapacağız. Annemin tarhana çorbası çok lezzetli ve şifalıdır. Hele bir de et suyu veya tavuk suyuyla pişirirsek tam bir vitamin deposu olur. Tarhana hazırlamak bayağı meşakkatli bir işmiş. Bu sene daha iyi anladım. Kışın sofralarımızdan eksik olmayan lezzetli tarhana çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin dibine yıkayıp dikenlerini ayıkladığımız çörtük otu yani tarhana otumuzu yerleştiriyoruz. 1 kilo kapya biberini doğrayıp tencerenin içine koyuyoruz. Bu arada çörtük otu hem tarhana çorbasına güzel bir koku veriyor hem de birçok hastalığa şifa olan nitelikte. Biberleri doğradıktan sonra 1 kilo soğanı da tenceremize doğuruyoruz. Tencere yerine düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. 2 su Kaynar su ekliyoruz. Ocağın altını açıp kapağını kapatıyoruz. 2 litre sütü ocağa alıyoruz. Süt kaynadıktan sonra yarım kilo göce ekliyoruz. 1 kilo ankon domatesi sos kıvamına gelene kadar robottan geçiriyoruz. Görüyorsunuz domateslerimiz bu şekilde olacak. Bir bağ maydanozu da doğrayıp robottan geçiriyoruz. Maydanozlarımız da baharat kıvamına gelecekler. Ocakta haşlanan soğan ve biberlerimizin altındaki çörtük otunu alıp soğan ve biberleri blenderdan geçiriyoruz. 1 kilo süzme yoğurdu büyük bir leğene koyduğumuz göcemizin üzerine döküyoruz. Domates ve maydanozumuzu da ekliyoruz. Ardından soğan ve biber karışımımızı da koyuyoruz. Bir avuç tuz ekliyoruz. Artık bütün malzemeleri birleştirme zamanı. Yoğurmaya başlıyoruz. 5 kilo un ekleyip yoğuruyoruz. İsterseniz un miktarını daha da arttırabilirsiniz. Ama biz çok unlu olmaması için 5 kilo un kullanıyoruz. Biraz cıvık bir hamur oluyor. 1 hafta hamuru bekleteceğiz. İsterseniz 3 gün ya da 21 günde bekletebilirsiniz. Biz çok ekşitmek istemiyoruz. Üzerini kapatıp serin bir yere kaldırıyoruz. Hamur kendi kendine günden güne kabarıyor. Her gün bir kere hamura açıp bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırma işiyle hamurun gazını alıyoruz. Geldik kurutma gününe. Sofra bezini hamurlar yapışmasın diye unluyoruz. Küçük parçalar halinde aldığımız hamurumuzu unla elimizle pişi gibi açıyoruz. Un serptiğimiz sofra bezimizin üzerine hamurları yayıyoruz. Bütün hamurlara aynı işlemi uyguluyoruz. Hamuru bu şekilde açmak yerine direkt kaşıkla sofra bezinin üzerine koyanlar da oluyor. Ama şu an hava çok sıcak olmayınca daha çabuk kuruması için biz bu şekilde yapıyoruz. Bütün hamurları serdik. Ara ara hamurları tersine çeviriyoruz. Böylece iki taraflı da eşit şekilde kurumasını sağlıyoruz. Hamurlar artık kurumaya başladı. Elimizle ufalıyoruz ki daha çabuk kurumalarını sağlıyoruz. Bu aşamada et didikler gibi yapmanız gerekiyormuş. Avucumuzun içinde ufalarsak hamurlaşabilirmiş. Et didikler gibi ayırdığımız hamurlarımızda Artık biraz daha kurudu ve biz de elimizle ovarak küçük parçalar haline getirmeye başlıyoruz. Böyle daha da iyi kuruyorlar. Aralıklı seriyoruz ki kurusunlar. Kuruyan tarhanalarımızı alıp elimizle iyice ovuyoruz. Bu aşamada kurumayanlar olabiliyor. Eğer öyle olursa onları ayırıp tekrar sermek gerekiyor. Kalburdan tarhanalarımızı geçiriyoruz. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Biz eski yöntemlerle yapıyoruz. Robottan geçirince kum gibi oluyor. Biz tarhanayı taneli seviyoruz. O yüzden kendimize kalburdan geçirerek eziyet ediyoruz. Kalburdan bir kere geçirince de olmuyor birkaç kere geçirmek gerekiyor. Bayağı akşama kadar uğraştırıyor. İri kalanları elimizle tekrar ovalayıp kal buradan geçirip öyle sermeye bırakıyoruz. Serip böyle bırakıvermiyoruz. Yine bir hafta bu şekilde kuruması için bekliyor. Hava şartlarına da bağlı tabi. Ara ara günde birkaç defa tarhanımızı karıştırıyoruz. Kuruduktan sonra artık afiyetle yiyebilirsiniz. Tarhana serüvenimiz bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.